Hadi. Başörtülü olduğu için nice kızımız üniversite tahsili göremedi. Polis coplarıyla dövüldükleri günleri bilirim. Başlarından başörtülerinin sökülüp alınarak okula sokuldukları günleri bilirim. Katsayı engeli, başörtüsü yasağı, üniversitelerdeki ikna odaları, 28 Şubat dönemindeki antidemokratik uygulamaları anlattı. Yaşanan mağduriyetlere ailesinden örnek verdi. Bana ülkelerin hükümet başkanları, cumhurbaşkanları, sizin kızlarınız niye Amerika'da okuyor? Bu soruyu sordular. Sizin oğlunuz niye Amerika'da okuyor? Bu soruyu sordular. Dedim ki, kızlarımın kendi ülkemde ne yazık ki inandığı gibi okuma hakkı yok. 28 Şubat postmodern darbesi. Darbe sadece adında değildi, hayatlara da vuruldu. Paletler yollardan geçip giderken çiğnenen aslında hayaller, hayatlar, gelecek oldu. Yarım bırakılan üniversite eğitimleri, alınamayan diplomalar, okul kapılarında hatta milletin meclisinde kırılan gururlar. 28 Şubat tam anlamıyla buydu. Burası devlete meydan okunacak yer değildi. Lütfen bu arada haddini bildiriniz. Allah biz kimseyi öz vatanında eğitim imkanından mahrum eylemesin. İşte o günlere gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. 21 yıl önceye döndü. Demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete vurulan darbeyi Gurbet Kuşları belgeselinde anlattı. İmam Hatip ya da meslek lisesi mezunu olmalarından dolayı nice başarılı genç üniversitede istediği bölümde okuyamadı. İmkanı olanlar eğitimlerini tamamlamak için kendi vatanlarını bırakıp yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Ailesinden örnek verdi. Bir baba olarak o dönem duyduğu evlat özleminden söz etti. Benim gibi, eşim gibi birçok anne baba bu hasreti çektiler. Gönderenler dönüşlerini beklediler. Gönderemeyenler yavruları üniversitede okuyamadığı için onlar da hep dertliydiler ve bunun içinde hüzün içerisinde adeta bir ömür geçirdiler. Zor günlerin ilacı oldu sabır. Geçen zaman içinde engeller bir bir aşıldı. Yasaklar kaldırıldı. Haksızlıklara son verilmesi, hamdolsun milletimizin de rahatlamasını sağladı. Tüm bu sorunları zaman içerisinde çözüme kavuşturdu. Sabırlı ol. Ama neticede zafere ulaştı. Kubbeler mifer, camiler kışlamız, mü'minler asker, bir şey bizi sindiremez. Kardeşlerim toplarıyla, tanklarıyla gelseler dahi imanın bu geçilmez kalesi aşılamaz dedi. TÜGVA'mızın değerli yöneticileri, genç kardeşlerim, değerli arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi bu güzel günde İstanbul'un karla buluştuğu ama soğuktan ciğeri titreyenlerin acısını hissettiğimiz karın mevsiminde şehre, doğaya ne kadar güzel yakıştığının, ne kadar muhteşem bir nimet olduğunun ifadesi olduğu bugün de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bizi buraya davet eden dünyayı yarın üzerinden okuma çabası içerisinde olan Anadolu topraklarında niçin bulunduğumuzun farkında olan, niçin Malazgirt yaşanmış, niçin İstanbul'un fethi yaşanmış, neden Nizamül Mülk medreseleri kurulmuş, İmam Gazali İslam medeniyeti için ne ifade ediyor
Ve de neden Abdülhamit, Abdülaziz düşürülmüş? Sebebi nedir sorularını sorarak bir kez daha düştüğümüz yerden ayağa kalkabilmek için önce akılda ve kalpte bir büyük dönüşümü başararak insanlık için yeniden dirilişin mücadelesini vermek üzere bir araya gelmiş genç kardeşlerimizin kurduğu TÜGVA'nın değerli başkan ve yöneticilerini huzurlarınızda hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum. Bu ülkeyle, bu coğrafyayla, insanlık ile dertlendikleri için. Zor bir iştir bu işler. Bakın bugün pazar, saat 5. Tüm alışveriş merkezlerine gidin, her yer dolu. İnsanlar kafeteryalarda ya da eşiyle, ailesiyle beraber geziyor ya da kafelerde birlikte kahve sohbeti, çay sohbeti yapıyorlar. Ya da ekran başında veya dijital hapishanede vakitlerini geçiriyorlar ama siz buradasınız. Evet, tarih zaten bu farkındalığı başarabilenlerle yazılır. Tarih farkındalığı başaramayanlar tarafından okunur, farklılığı ve farkındalığı başarabilenler tarafından da yazılır. Siz tarih yazmak için buradasınız. Tarihi okumak için değil. Okumak kolaydır. Ancak yazmak zordur. Ve bugün insanlığın yeniden bir tarih yazımına ihtiyacı var. Ve bu yazılımın da merhametin, rahmetin ve iyiliğin liderleri tarafından başarılmasına ihtiyaç var. Onun için TÜGVA hareketi merhametin, iyiliğin ve de rahmetin liderliğini yapacak olanların buluştuğu akıllarını ve de varlıklarını rahmete, iyiliğe ve de merhamete adanmışların buluştuğu bir ocaktır. Onun için iddialı insanlarsınız. İddialı olmak da büyük mutluluktur. Bedeli vardır, korkmayın. İbrahim'i iyi anlayın, korkmamak için. Musa'yı iyi anlayın, korkmamak için. İbrahim ve Musa'yı anlarsanız, İbrahim ve Musa size korkmamanın sırlarını öğretir. Korkmamak demek başarmak demektir. Korkmayan başarır. Korkan başaramaz. Korkular insanı hapishaneye tutsak eder. Fiziki hapishaneden bahsetmiyorum. Ruhunun hapishanesine bahsediyorum. Orada sıkışır kalır. Korku ruhu çünkü özgürlüğünden uzaklaştırır. Korkusuzluk ruhu özgürleştirir. Musa'nın ruhu özgür olduğu için korkmadı Firavun'un karşısında. İbrahim'in ruhu özgür olduğu için. Çünkü özgürlük ruhun sahibini bilmektir. Ruhun sahibini bilirsen korkmazsın. Ama ruhun sahibinden habersizsen, ruhun sahibiyle ruhunun bağının farkında değilsen korkularının hapishanesinde kaybolur gidersin. Onun için sizler ruhunun özgürlüğünün farkında olan bir nesilsiniz. Bu ruhunuzun özgürlüğünü hiçbir şeye kuşattırmayan, bu ruhunuzun özgürlüğünü hiçbir şeye teslim etmemenin adı olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Bugün bu saatte burada olduğunuzdan dolayı 28 Şubat'ı konuşuyoruz. İstiklale ve istikbale darbe. Bir ağabeyiniz olarak sizlere tavsiyelerim var. Klasik 28 Şubat anlatımlarını artık kanıksandı. Herkes, çok artık ortada her şey. O dönemin imam hatiplerin kapılarındaki görüntüler, başörtüsü mağduru kardeşlerimizin üniversite kapılarında yaşadıkları, dışarıda yaşadıkları, siyasette merhum Erbakan Hoca'nın yaşadıkları artık 22 yıl öncesinde bilinirlik katsayısı çok yüksek olan açık bilgiler. Ama hadiseyi farklı perspektiflerden değerlendirmeliyiz. 28 Şubat tekil bir hadise değildir. Devamlılığı olan ve halen de devam eden bir süreçtir. 28 Şubat bitmemiştir. Bugün Türkiye küresel bir 28 kuşatmasıyla karşı karşıyadır. Bugün Türkiye
küresel bir 28 Şubat kuşatmasıyla karşı karşıyadır. Şaşırdınız mı? Şaşırmayın. Ama şaşırmamak için bir şeyi başarmalısınız. Evlatlarım, kardeşlerim. Tarihin devamlılığını bilmelisiniz. Yakın tarih okunmasını bilmelisiniz. Aslında bütün bu yaşadığımız travmalar, bütün bu yaşadığımız sendromlar akıl mağlubiyetinin sonucu. Üzgünüm. Ümmet aklen 300 yıldır mağlup. İslam medeniyeti 300 yıldır Batı'nın akıl üzerinden başardıkları karşısında yeni bir paradigma üretemiyor. Müslümanlar 300 yıldır 1700'lü yılların başından itibaren Batı'nın akıl üzerinden ele geçirdiği üstünlüğün karşısında üzgünüm, akıl ve kalp birlikteliğiyle akletme, keşfetme, sorma ve sorgulama kavramları üzerinden Batı'nın başardıklarını aşacak, insanlığın adaletle, merhametle, şefkatle, barışla buluşacağı bir paradigmayı üretme becerisi gösteremediği için biz 300 yıldır aklen mağlubuz. Aklen yenilgimizin sonuçlarıdır 28 Şubatlar. Aklen yenilgimizin sonuçlarıdır. İşte Mısır'da 9 kişi değil mi? İdam sehpasına gönderildi. Unutmayın, Mısır'daki o idam sehpası, sehpaları bir yerlere mesajdır. Mısır denklemiyle Venezuela denklemini iyi okuyun. Yani X Mısır'sa Y Venezuela'dır. X artı Y eşittir hangi sonucu çıkarmak istediklerini iyi düşünün. Ve oradan meydan okuyorlar. Kime? İslam'a ve Müslümanlara meydan okuyorlar. Asla küresel sisteme alternatif İslami referanslar üzerinden insanlık için rahmetin, iyiliğin ve merhametin esas olduğu, adaletin esas olduğu bir düzenin, insanlığın bu düzende buluşmasına izin vermeyeceğiz diyorlar. Ve diyorlar ki 26 tane aile 7 milyar insanın nüfusunun yarısının gelirine sahip olacak. Bu adaletsizlik ve de yeryüzünün bütün kaynakları kendilerine hizmet etmeye devam edecek. Buna kim, hangi fikir, hangi güç engel ve alternatif olmaya kalkarsa asla izin vermeyeceğiz. Hangi güçte olursa olsun, hangi güçte olursa olsun, ister soft güç, ister hard güç, hangi güçte olursa olsun da engel olmak için her şeyi yapacağız mesajı veriyorlar. Dikkat edin. Ve tarihin, genç kardeşlerim, tarihin en ağır kırılma noktasındayız. 2019 ve 2020. En ağır kırılma noktası. Yani aslında 1914 Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönem ve 1918 o aradaki o ağır dönem var ya, aslında dünya 2001 yılından 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısından bu yana Birinci Dünya Savaşı'nın o 14'te başlayan sürecini aradan yaklaşık 100 yıl geçtikten sonra tekrar yaşıyor. Ve şu anda en ağır dönemindeyiz. Şu anda fiilen devam eden bir Birinci Dünya Savaşı'nın içerisindeyiz. İki demiyorum bakın size. Birin devamındayız. Onun için tavsiyem size bir ağabey olarak. Osmanlı'nın özellikle 18. yılından sonrasını iyi okuyunuz. Çünkü 18. yüzyılın başı bizim tarihimizdeki akıl yenilgisinin başlangıç noktasıdır. Ve akıl yenilgisinin beraberinde Avusturya Viyana kapılarından döndüğümüz tarihten sonra Rus Savaşı, Ayastefanos Anlaşması ile sonuçlanan o savaşın ardından Ayastefanos Anlaşması ve ardından gelen Berlin Anlaşmalarının metinlerini akşam evinize gittiğinizde okuyun. Çünkü 28 Şubat'ın
Viyana'dan geri dönüşümüzden itibaren başlangıç noktası bu iki anlaşmaya dayanmaktadır. 28 Şubat son değildir. İlk de değildir. Bir devamlılığın ifadesidir. Türkiye maalesef aklen Batı'nın bilim tarihinde zamanın tarifini başaran bilgiyi eşyaya dönüştürerek o bilgi eşya ve eşyanın varlığının iktisadi bir güce dönüşümün üzerinden elde ettiği akıl devriminin sonuçları üzerinden galibiyetinin bizi kuşatmasının sonu değildir 28 Şubat. Devamlılığının adıdır. Ayasofya Anlaşması ile Berlin Anlaşması'nı iyi bilmek zorundasınız. Ve bugünü özellikle Rusya ile ilişkilerimizin ne demek olduğunu, Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik merkez olmaktan kaynaklanan coğrafi üstünlüğün Doğu Batı denkleminde ne ifade ettiğini anlamanız noktasında Rusya ile Ayasofya Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalan Osmanlı'nın bu anlaşmadan Rusya'nın tek başına bu coğrafyada etkin bir güç olmasından rahatsızlık duyan İngiltere'nin hemen devreye girerek Osmanlı'yı Rusya karşısında yalnız bırakmamak adına Berlin Anlaşması'nı gündeme getirerek ve Osmanlı'nın yanında durmanın bedeli olarak da Kıbrıs'ta kalıcı üs kurmayı kendisine artı değer olarak yazdırmasıyla yaşadığımız süreçler aslında bizim 28 Şubatlarımızın belki de ilkiydi. Ama bu 28 Şubatların en hunharcalarından birisi de Abdülaziz'in yaşadıklarıdır. Abdülaziz, Osmanlı padişahları içerisinde, Osmanlı liderleri içerisinde özellikle Fatih'ten sonraki dönemde, özellikle Fatih Sultan Mehmed Han döneminden sonra, yani akıl mağlubiyetinin bir fiziki mağlubiyete doğru evrilmeye başladığı o dönem içerisinde siz genç evlatlarımızın en çok analiz edip üzerinde kafa yormanız gereken padişahlardan birisidir. Çünkü Abdülaziz'in yaşadıklarıyla merhum Erbakan Hoca'nın yaşadıkları ve de şimdi Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin milli bağımsızlık mücadelesinin lideri, bu toprakların hafızasını güncelleyerek yeniden bir akıl dönüşümünü başararak bu akıl dönüşümünü fiziki bir dönüşüme evrilmesinin önünü açarak milli bağımsızlığımızın ve yeniden hafızamızın güncellenmesinin lideri olan Sayın Erdoğan'ın yaşadıkları ve Sayın Erdoğan'a ve Sayın Erdoğan'ın ardında dimdik duran millete ve devlete yaşatmak istedikleri birbirinin aynısıdır. Abdülaziz'i iyi okumalısınız. Abdülaziz tipik bir 28 Şubat darbesinin sonucunda hunharca katledilmiştir. Sebep? Çünkü Abdülaziz yenilgiyi fark etmiştir. Hangi yenilgiyi fark etmiştir? Akıl yenilgisini fark etmiştir. Akıl yenilgisini fark ettiği için soruyu sormuştur. Batı bu işi nasıl başardı? Ve bu sorunun cevabını almak üzere Avrupa'ya seyahate çıkarak o seyahatte gördüklerinden sonra Osmanlı'da ciddi bir akıl dönüşümü özellikle eğitimde ve de savunma sanayinde, yani İngilizlerin uluslararası sularda deniz gücü olmasının, deniz kuvvetlerindeki geldikleri güç, buharlı makineyi keşfetmek ve bu keşfettiği buharlı makine üzerinden yelkenliden buharlı ve ardından enerjiyle çalışan motoru, makineyi keşfinin ortaya çıkardığı o üstünlüğü, denizler üzerindeki üstünlüğü fark etmiş, önce donanmayı yenilemiş,
Osmanlı donanması Abdülaziz'le tekrar açık sularda güçlü bir hale gelmiş. Abdülaziz Aden Körfezi'ni Süveyş'in hem başını hem de çıkışını Akdeniz'den girişini alttan Aden Körfezi'nden çıkışını stratejik önemini görmüş ve de Türkiye'nin güvenlik hattının Osmanlı'nın güvenlik hattının oradan başladığına inancıyla donanmayı güçlü hale getirmiş ve bundan İngilizler son derece rahatsız olduğu için beraberinde ordunun silah gücünü tahkim ederek tüfek ithal ederek ordunun savaşma gücünü artırdığı için sonuç katledilmiş. Tarih şuuru olmayan bu topraklarda ayakta duramaz. Anadolu toprakları kendini fark etmeyen milletleri ve devletleri üzerinde tutmaz. Anadolu topraklarının dinamizmini anlamayanlar bu topraklarda varlıklarını asla güçlü tutamazlar. Anadolu gençler, Anadolu sıradan bir toprak parçası değildir. Anadolu topraklarına hakim olan dünya sisteminin denge merkezini elinde tutar. Onun için üzerimizde büyük kavga var. Üzerimizdeki bu çetin kavganın doğrudan hedefi biziz. O nedenle sizlere bir ağabey tavsiyesi olarak söylüyorum. Milli tarih şuurunuz çok güçlü olacak. Tarih şuurunun güçlü olması için yakın tarihi iyi bileceksiniz. İkincisi, evinizde, odanızda lütfen dünya haritası duvarınızda asılı olsun. Gençler, dünya haritası evinizde, duvarınızda asılı olsun. 3 harita. 1. Bugünkü mevcut siyasi harita. 2. Osmanlı Viyana'dan geri döndük ya. Viyana'nın sınır olduğu bir dünya haritası ve de Osmanlı çöktükten sonraki dünya haritası. Orada göreceksiniz nereden nereye gelmişiz. Hangi sebeple geldiğimizi ve bugün o dünya haritasındaki çatışmaların gerekçesini göreceksiniz. Göreceksiniz ki aslında bir coğrafyalarda egemenlik mücadelesi var. Ulaşım yollarında egemenlik mücadelesi var. Dünyada 9 büyük boğazın eğer haritadaki yerini gösteremiyorsanız olmaz. Malaka Boğazı'nın Asya Pasifik'teki güç mücadelesinin stratejik önemini Malaka Boğazı'nın yerini görürseniz, işaretlerseniz, ha Amerika niye burada ısrarla burayı elinde tutmak istiyor sorusunu sorup cevabını alırsınız. Döner Cebeli Tarık neden önemli? Süveyş Kanalı neden önemli? Aden Körfezi hiç düşündünüz mü? Aden Körfezi neden önemli? Niye Abdülaziz Aden Körfezi'ni tutmak için özel çaba sarf etmiş? Niye Türkiye şimdi Somali ile bu kadar ilgili? Hiç düşündünüz mü? Mogadişu'da patlayan bombaların hedefi neydi? Türk Hava Yolları'na yönelik Mogadişu'daki saldırıların hedefi ne? Niçin Türkiye hedef alınıyor? Niye Türkiye Katar'da askeri üs kuruyor? Niye Somali'deki büyükelçiliğimiz Afrika'nın en büyük büyükelçiliği oluyor? Coğrafya. Niye ısrarla İngilizler Süveyş kanalını tutmak istemiş? Mısır neden? Dünya sisteminde majör değil ama orta ölçekte stratejik bir toprak parçasını tutuyor. Tarihsel medeniyet temellendirmesi noktasında ayrı olmak kaydıyla. Sebep ne? Coğrafya bilginiz güçlü olacak. Rusya'nın bir yandan Türkiye ile bir stratejik güç ilişkisi kurarken öbür taraftan ısrarla YPG'yi neden elinin altında tutmak istiyor sorusunun cevabını anlayabilmek için Rusya'nın bir kara devleti olduğunu, doğuya giderek dünyanın merkezine gelemeyeceğini
Rusya'nın ancak Türkiye'ye çok yakın stratejik ilişki geliştirmek kaydıyla dünyaya çıkış noktası yakalayabileceğini görebilmeniz için haritanız gözünüzün önünde olacak. Haritanız gözünüzün önünde olacak. Neden ısrarla Suriye'de Rusya'nın Esad'ın yanında Suriye'de ısrarla neden kalmak istediğini anlayabilmeniz için Rusya'nın coğrafi konumunu göreceksiniz ki ha diyeceksiniz. Bu Rusya dünyaya çıkabilmek için İstanbul Boğazı'ndan geçmek zorunda. Çanakkale'den geçmek zorunda. Öbür taraf gidecek bir yeri yok. Çin'le karşılaşacak gittiğinde. Ya da yukarıya çıktığında Kuzey Kutbu'na çıkıyor. Zaten bir işe yaramıyor orası. Ama orası da işe yarayacak yakın zamanda. Sizler göreceksiniz. Dünyanın en önemli güç mücadelelerinden birisi yukarıdaki iklim değişikliğinden dolayı buzulların erimesiyle açılacak yeni bir kanalda vücut bulacak. Kuzey Kutbu'nda yukarıda. Ve siz orta yaşlara geldiğinizde ABD ile Çin ve Rusya'nın o boğaz üzerinde çok ciddi mücadele edeceklerini göreceksiniz. Onun için coğrafya bilginiz son derece önemli. Ve beraberinde tarih bilginiz. Tarihsiz geleceğe yürüyemezsiniz. Onun için size ağabey tavsiyesi. Tarih okuyunuz. Tarihi fark ederseniz bugün neden 27 Mayıs'ı yaşamışız? Neden 12 Eylül'ü yaşamışız? Neden 12 Mart'ı yaşamışız? Neden 15 Temmuz'u yaşattılar bize? Sebebi ne? Bu soruların 3 cevabı var. 1. Türkler dünyada medeniyet kurucu bir millettir. Türkler tek tanrılı bir millettir. Türkler küresel ölçekte medeniyet kurucu bir millettir. Türkler tek tanrılı bir millettir. Yani Türklerin medeniyet kurucu bir millet olması, küresel denklemde tek tanrılı bir millet olması, tevhid, hanif bir millet olması. Bu kavramı da bir yere yazın ve sorunuzun cevabını araştırın. Hanif bir millet olması. Hanifliğin temeli nedir? Haniflik temeli nedir? İbrahim'i olmaktır. Çok tanrılılığı reddetmektir. Allah'ın tek olduğunu, dikkat edin, bir demiyorum. Allah'ın tek olduğunu ilan etmektir ve iman etmektir. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını gençler iyi okuyunuz. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası aklın ve zekanın soru sorarak tek olan Allah'ı bilmenin ve iman etmenin adıdır. Birincisi bu. İkincisi, niye bu sıkıntıları yaşıyoruz? İkincisi, tarihimiz. Medeniyet kurucu bir millet olmak beraberinde kuvvet merkezi bir millet ve cihanşumul devlet başarmak. Yani 200 yıl evvel oturduğunuz bu şehir dünyanın kuvvet merkeziydi. Nasıl bugün herkes Washington hangi açıklamayı yapacak? Londra hangi açıklamayı yapacak? Berlin hangi açıklamayı yapacak diye bakıyor değil mi herkes? Herhangi bir problem olduğunda. 200 yıl evvel dünyada herkes İstanbul'da saraydan hangi açıklama yapılacak diye beklerdi. Yani kuvvet merkezi İstanbul'du. Anadolu topraklarıydı. O nedenle kuvvet merkezi olan bu milletin kendisi bugün tekrar ayağa kalkmamak üzere bu topraklar bize mezar haline getirilmek istendiği için yaşadığımız sıkıntıların ikinci gerekçesi bu. Üçüncüsü coğrafyamız. Anadolu toprakları dünyanın liseli gençler. Dünyanın jeopolitik merkezidir.
Dünya buradan şekillenir. Dünyanın şekillenme adresi burasıdır. O nedenle hedefiz. Hem doğrudan hedefiz, hem de güçler arasındaki egemenlik mücadelesinde hedefiz. Güçler arası mücadelede verilen mesaj şudur. Türkiye kimin yanında duracak? Bugün Türkiye Rusya Çin hattında mı duracak? Yoksa Batı İttifakı'nın yanında mı duracak? Batı İttifakı'nın yanında durmakla yükselen güç paranın hanedanlarının büyüttüğü Çin'in ortaya çıkaracağı yeni denklemde mi Türkiye duracak? Bu soruya hangi temelde cevap verebilirsiniz? Türkiye'nin çıkarları neyi emrediyorsa Türkiye orada olur. Ne Doğu ne Batı, ne Rusya ne Amerika, ne Çin ne Avrupa. Türkiye'nin çıkarları neyi emrediyorsa Türkiye orada durur. İşte bunu dediği için Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanımız, Batı İttifakı'na alıştıkları bugüne kadarki cümlelerin dışında, çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı İttifakı'nın emrine verilmiş bir Türkiye var. Kimler tarafından? İçerideki devşirilmiş siyasetçiler, akılları devşirilmiş, halleri devşirilmiş siyasetçiler üzerinden, kamu bürokratları üzerinden Türkiye Batı İttifakı'na teslim edildi. Şimdi Batı İttifakı'na Türkiye'nin çıkarları neye emrediyorsa biz orada dururuz diyen bir lider olduğu için Sayın Erdoğan hedeftir. Sayın Erdoğan'ın bulunduğu çizgide bulunmak ne demektir sorusunun cevabı milli bağımsızlığımıza, alt başlıklarda savunma sanayinde milli bağımsızlıkçılığa, ekonomide IMF'e teslim olmayan milli bağımsızlığımıza, basında Batı'ya teslim olmayan milli bağımsızlığımıza sahip çıkmak demektir. Türkiye'nin âli çıkarları neye emrediyorsa onu başarmak demektir. Onun için bu tarihin devamlılığı içerisinde Ayastefanos, Berlin Anlaşması, Abdülaziz'in katledilmesi, Abdülhamit Han Hazretleri'nin düşürülmesi, Cumhuriyet'in kuruluşu ve ardından Türkiye'nin yaşadıkları ve de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İsmet Paşa'nın öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da açık Batı İttifakı'nın şekillendirdiği dünya sisteminde koşulsuz bir şekilde Batı İttifakı'nın emrine verilmiş bir Türkiye'de Menderes'in yaşadıkları, Özal'ın yaşadıkları, merhum Erbakan Hoca'nın yaşadıkları ve de bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın yaşadıklarını bu tarih devamlılığı içerisinde anlamaya çalışacaksınız. Eğer kendinizi dijital hapishaneye mahkum ederseniz, okumazsanız, bu soruları sormazsanız, bu soruların cevaplarını aklen ve halen içselleştirmezseniz, evlatlar, Çanakkale'de 200 bin şehit var. Biliyor musunuz? Anadolu'nun her noktasında şehit kabirleri var. Ve sizlerin atalarının bir kısmı Galicia'da yatıyor. Atalarınızın bir kısmı Trablus'ta yatıyor. Tunus'ta yatıyor. Macaristan'da yatıyor. Makedonya'da yatıyor. Bosna Hersek'te yatıyor. Allahu Ekber dağlarında yatıyor. Myanmar'da 5000 şehidimiz var, biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın mezarlıklarını restore ettirdiği. Onlar nasıl oraya gittiğini biliyor musunuz?
Birinci Dünya Savaşı'nda esir düştüler ve orada bulaşıcı hastalıklardan şehit düştüler. Ne işleri var orada? Ne işleri vardı? Onların canları yok muydu? Kıymetsiz miydi canları? Aman, aman ne olur. Tarih şuuru, milli şuur. Bu topraklara ait olduğumuzu unutmadan. Çünkü insanlık sizden çok şey bekliyor. Sizin başarılarınızdan tekrar kurtuluş bekliyor.